paylaşımınız olmuştu ya. Çocukların Allah razı olsun. Mama ne ben duymadım ama şunu da bir tamamlayayım Sayın Bakan efendim. Ya yaptıysa da Allah razı olsun. Esenler Belediye Başkanı benim muhatabım değil. Esenler Belediye Başkanı gitsin onu Beşiktaş Belediyesi ile yarıştırsın. Bak Sayın Belediyesi, Başkan yani o yani zaman küçük işlerle ben uğraşmıyorum. Bak küçük işlerle ben uğraşmıyorum. Onlar küçük işler. Yani siz paylaşıyor musunuz nerelere nasıl yardım gidiyor? Bakın biz bu pandemi sürecinde davet ettik ilçeleri. Yazılarımız onlar da bir baksın. Bir baksın dedik ki gelin bu sosyal yardımı beraber tanzim edelim, konuşalım. Nerede siz ne yapıyorsunuz? Beraber dağıtalım. Bize cevap bile verilmedi. Sadece 14 CHP'li belediye ile eşleştirip beraber dağıtım yaptık. Dönüş yapılmadı bize. Ben dedim ki dağıtımı beraber yapalım. Yazılarımız var baksınlar. Ben tüm iyi niyetimizle süreci yönetiyorum. 39 ilçede yardım alan vatandaşlarımıza dönük hizmeti verirken bugüne kadar bakın bu yoğun süreçte 21 ayda bir tane fotoğraf gördünüz mü? Bir tane paylaşım gördünüz mü? 123 bin eve ben süt dağıtıyorum. 123 bin ev her ay. Bakın sosyal yardım bütçesinde bir şey daha size ifade etmek isterim. Çok kıymetli bir soru sordunuz. Bunu paylaşmamaya özen mi gösteriyorsunuz? Tabii ki. Anladım. Başka bir şey. Tabii ki paylaşmayacağım ya. Bu bir katkı, destek. Vatandaş niye o duruma düştü? Paketlerde İBB yazmıyor mu torbalarda? Böyle... Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu belli. Kayıtlı. Bakın yani bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen bunu anlatmam lazım. Bakın biz neredeyse 200 bine doğru giden, 200 bine doğru giden annelere ücretsiz yolculuk yapabilsinler diye kart verdik. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere çocuklarıyla beraber seyahat ediyorlarsa ücretsiz ulaşıma dönük kart dağıttık. Bakın öğrenci kartı Türkiye'nin en ucuz kartı oldu bizim sayemizde. Ya iyi ki suyu indirmişiz. Niye? Niye? İstanbul'da bu fakirlikte o kadar büyük katkı oldu ki vatandaşa. Bakın bunlar... Bahsettiğim sosyal yardımın dışında aslında ekstra. Başka bir şey daha söyleyeyim. Halk ekmek meselesini bir açabilir misin? Bakın açarım tabii. Bir şey daha, efendim? Bir şey daha ilave edeyim. O kadar sosyal yardımla ilgili o kadar önemli konu var ki bir şey daha ifade etmek isterim. Biz pandemi süresince sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım, ücretsiz parklanma hakkı biz yaptık bunları. Kaç kez kullandılar biliyor musunuz? 8 milyon kez. Bakın yani bu dönemin zorluklarını aşmak adına milyarları aşan aslında katkı paketlerini vatandaşlarımızla buluştuk. Sayın Başkan şimdi... 0-4 yaş arası çocukları olan anne, efendime söyleyeyim ücretsiz parklanma sağlık çalışanlarına, ücretsiz ulaşım sağlık çalışanlarına, 50 liraya indirilmiş öğrenci kartı ve bunun gibi birçok aslında katkıyla biz pandemi sürecinde vatandaşının maksimum düzeyde, dünyada bizden iyisi yok. Maksimum Türkiye'de de bütün ilkleri ortaya atmış ve başlatmış Büyükşehir Belediyesi olduk. Onun için ben diyorum İstanbul Türkiye'nin değil dünyanın en zengin şehri olmalı ve hedefimiz bu. Ama bu zor günleri de atlatmak zorundayız. Ekonominin sorumlusu ben değilim. Pandemi sürecinin iyi yönetilmemesinin ya da pandemi sürecinde ekonomik katkı sunulmamasının da sorumlusu ben değilim. Ama ona rağmen bütün kaynaklarımızla sürecin içerisindeyiz. Peki, şimdi ben şunu sormak isterim. Siz sert tepki gösteriyorsunuz Tevfik Göksu deyince ama şunu söylüyor. Nagihan sizin Hanım, söyledikleriniz siz Tevfik üzerine. Bey'den mesajla soru alıp bana soru soracaksanız ama bu yayın bitmez. Ama herkes